Diğer bir takımımız, geçen seneye Galatasaray'ın arkasından ikinci bitiren, son haftalara kadar lider devam eden, bana göre çok başarılı bir sezon geçiren ama son haftalardaki o psikolojik etkiyle ve Galatasaray'a kaybedişin etkisiyle düşüş yaşayan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli payı olan Başakşehir'le ilgili konuşmak gerekirse. Tabii bu, sana, sene, bu seneye yansıyan şey nedir? Bu sene tamamen bir değişiklik uzun yıllardır orada çalışan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesi ve onun yerine bana göre Akisar ve Rize Spor'da çok başarılı performanslar gösteren Okan Buruk'un gelmesi. Ama bir talihsizlik ki hem kadro zafiyeti hem istenilen transferlerin zamanında gelmemesi ve yeni bir hocayla yeni oyuncularla oluşan bu kadronun sezona Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmalarında belki o ligin e, müdavimi olan bir takımla, Olympiakos'la oynadığı karşılaşmalardan aldığı sonuçlarla oradan elenmesi ve Avrupa'ya e, yoluna başka bir kulvarda devam etmesiyle sezona aslında kötü başladı. Son maça kadar kötü başladı. Son maçta belki de 1-0 e, geriden gelip 2-1'lik bir galibiyet aldılar e, Gençler Birliği maçında ama ilk hafta ve ikinci hafta yaşadıkları Fenerbahçe travması... E, Belki de bu sezonun bir haritasını çizer gibi. Yani Okan Buruk çok başarılı bir e, antrenör, e, iyi yönetilen bir kulüp. Hani belki başka siyasi şeyler söylenebilir. E, her ne olursa olsun, hani duygularımı e, söylerken futbolun içerisinde kalma içgüdümle hareket ettiğim için söylüyorum. İyi yönetilen, parayı nereden geldiği, nasıl olduğu nasıl transferler yapıldı, bu bizim spor dünyasını ilgilendirmeyen. Benim gibi bir sporcuyu futbolcu ilgilendirmeyen legal yasal işlem gören bir kulübün transferlerindeki şey bizim konuşmamız bizim araştırmamız gereken şeyler değil. O açıdan biz performans analizi ve takım analizi yapmak üzere buradayım Ben ben bu yayını bunun için yapıyorum. Başakşehir çok uzun yıllardır benim de oynadığım dönemlere tekabül eden başarılı sezonları var. Bu açıdan da iyi yönetildiğini gösterir. Ha Bir takviye bir yardım alıyor mu? O bir tartışma konusu. O ayrı konuşulacak bir şey. Maçlara çıkan hakemlerin bakış açısı bunlar ayrı konuşulacak bir şey. Ama e, Şampiyonlar Ligi elemesi ve e, lige başlangıç e, aynen ligi iki sıra, iki, ilk iki sırada bitiren Galatasaray ve Başakşehir için e, gerçek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi başlangıcı yok. Direk katıldığı için e, lige iyi başlamadı. Ama Başakşehir e, lige iyi başlamadı. Bu hafta kazancıyla beraber takıma daha fazla elinin değeceğine inandığım bir antrenörleri var. Daha rahat bir ortamda çalışıyor olmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Abdullah Hacı bunu çok yaşadı. İşte bu kriterlerin belirleyeceği bir dönem yaşayacak ama bu dönem zirvede, geçmiş dönemlerde olduğu gibi çok çok böyle hedef kovalayan bir takım olabileceğini düşünmüyorum. Başka nedenleri de var. Onlar bizim alanımız değil söylediğim gibi. O açıdan Başakşehir'i yorumlarken... Şöyle değerlendirebilirim. Önemli oyuncuları var, uzun yıllar orada oynayan oyuncuları var ve milli takıma e, oyuncu veren e, mesela en son oynanan milli maçta benim çok beğendiğim yani genel olarak fiziksel olarak, fundamental olarak e, önemli işler yapacağım ve Avrupa'ya gitmesi muhtemel oyunculardan biri bilmiyorum transferini tekrar yaptı mı. İrfan Can Kahveci var yani beğendiğim bir oyuncu. E, Zaten hepimizin bildiği sezonlara damga vuran çok mütevazi ve bir o kadar da mütevazi futbolunu, basit futbolunu önemli başarılarla donatmış bir Viska gerçeği var. Çünkü önemli bir oyuncu. Bu kadar önemli işler yapıp bu kadar önlem alınamayan bir oyuncu olmak... Profesyonel yaşamını da gösterir, o açıdan ona da saygı duyuyorum ve onu da yorumlamak istedim. Yani bu programda Başakşehir'i anlatırken belki seyirci dezavantajları var. O açıdan hedefi kovalama noktasında bazı sıkıntıları olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim, yani o zirvede eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Başka nedenler de var içinde. Türkiye'deki gelişmeleri, tabii onların hiçbirini konuşmak bugünün konusu değil. O açıdan Başakşehir'i kısa ve öz bir şekilde, iyi bir kalecileri var. Fenerbahçe'de yıllarca işte Mert Günok, o da milli takımın kalecisi. iyi bir takım kurguları var. Bunları sahaya ne derecede yansıtabilirler? Ne kadar şampiyonluk potasının içerisinde Okan'la kalabilirler? Bunları zaman gösterecek. Benim şahsi fikrim, Okan benim eskiden takım arkadaşım. Galatasaray'da beraber oynadık. Çok önemli bir isim. Onunla beraber bir şey yapabilir mi? Yapmasını çok isterim. Ama içimden gelen, beklediğim şeyler Başakşehir'in bu seneki az sonra anlatacağım Fenerbahçe ve Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerimi de hesaba, Trabzonspor'la ilgili söyleyeceklerimi hesaba katarsak çok bu kulvarın içerisinde olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu benim tamamen kendi fikrim. Ama olursa da bunu hayır demem. Çünkü Okan önemli bir antrenör Türk futbolunda önemli yerlere gelmesini istediğim önemli bir antrenör. Başakşehir bölümünü de böyle kapatıyorum. Tekrar hepinize sevgiler sunuyorum.